içiyorlar. Bir de Buse'ye söz verelim. Günaydın Müge Hanım, iyi yayınlar. Kayıp Uğur Kahraman'ın eski kayınpederi ve kayınvalide suçlamaları kabul etmese de onların İstanbul Tuzla'daki işte arkamda gördüğünüz evleri dün sabaha karşı burası kazıldı ve Uğur Kahraman'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durularak hemen evlerinin olduğu bu avlu girişindeki bu alan kazıldı ve ekipler tarafından didik didik arandığını size aktaralım. Sabah 4 civarında geldi ekipler ve 6.30-7'ye kadar çalışmalarını sürdürdüler. Ev de arandı aynı zamanda. Hem eski kayınbiraderin hem de eski kayınpederin evi arandı. Aynı zamanda yayınımızda da bahsettiğimiz o beyaz araçta didik didik edildi. Kayıp Uğur Kahraman'dan bir ize rastlanabilmek için, çünkü öldürüldüğü düşünülüyor. Aynı zamanda ben size bir yeri daha göstermek ve işaret etmek istiyorum. Bu evin hemen karşı tarafında da bir ormanlık alan bulunuyor. Bugün de bu ormanlık alanın ekipler tarafından aranmasını bekliyoruz bizler de. Hemen kameram arkadaşım Efter'den rica ediyorum sizlere göstersin. Karşı taraf geniş bir ormanlık arazi. Ama şimdi bu kayınpeder de durdu da neden şimdi öldürsün? Çocukları cuma günü alıyor mesela, hafta sonları onlar da kalıyor. Yani ben anlamadım. Bir gün bakıyorlar. Bir şey olmuş olmalı yani. Görüşüyoruz. Bunu siz bilirsiniz. Bir bakalım, ben size şöyle anlatabilirim bunu. Oradan arabaya binip uzaklaşıyor. Ya yolda aniden başka bir şey oldu, kavga ettiler. Ya da başka birini bıraktıysa onu söylesin. En azından bu ortaya çıkar ne olduysa. Yani evet. Başka birileriyle mi buluştular? Hani bir parasal mevzuyla mı? İkisi iş yapıyordu, anlaşamadı. Her şey olabilir. Biz o yüzden canından şüphe ediyoruz. Çünkü böyle bırakıp gidecek bir adam değil. Açıkçası benim aklıma gelen de o. Acaba evet. Kayınpederiyle hala ilişkisinin bu kadar yoğun sürmesinin evet. altında ortak bir yapılan işi. Bir iş hani ve bu işte aynen, ne bir yazık ki biraz yasa dışı olabilir gibi olabilir. Gözüküyor söylemlerden, o anlaşılıyor. Böyle bir durum mu var? Biz zaten ifademizi aklıma karakola da verdik. Her şeyi anlattım ben. Hani kendim bildiğimce anlattım. Hı. Bana anlatılmayanı ben de bilemem. Anladım. Bu arada ifadeye kayınpeder Hüseyin Sezer'in kardeşleri de çağrıldı. Ve damatla kayınpeder arasındaki alacak verecek ilişkisi sorulmuş. Acaba bir borç mu vardı aralarında? Olabilir. Aralarını hani hiç bilmiyoruz verdiği, işte. Vermediği. Aralar iyi peki, ama. Peki ben Fırat Bey'e bir merhaba demek istiyorum. Fırat Bey günaydın. İşte eski kayınbirader oluyor bu da. Şu an gözaltında olan Hüseyin Sezer'in oğlu Fırat Sezer. Fırat Bey günaydın. Buyurun efendim. Günaydın Müge Hanım. Öncelikle herkese geçmiş olsun diliyorum. Çünkü Uğur'un en az ablaları kadar ben de bulunmasını istiyorum. Sonuç olarak yerlerimin babası olduğu için sonuç olarak ben de istiyorum bulunmasını. Şöyle söyleyeceğim Müge Hanım. Hani ben normal... Pardon, hayatta olduğunu düşünüyor musunuz? Yani 15 gün geçmiş, 15 gün Uğur ne yapacak ki? Nereye gidecek? Yani şöyle düşünmek farklı bir şey, ummak farklı bir şey. Umuyorum ki hayattadır çünkü dediğim gibi ben mesela oradaki ablalarında, Uğur'un babasında, kardeşlerinde severim, saygımda eksik etmem, kendileri de bilir. Ben sadece şunu merak ediyorum abla. Yani Uğur bulunmak mı istiyor? Yani Uğur'u bulmak mı istiyoruz? Uğur'u güzel göstermek mi istiyoruz? Bunun cevabını ben çok merak ediyorum. Çünkü eğer ki Uğur'u bulmak istiyorsak Uğur'u bulmak için konuşmamız lazım. Eğer ki ben yine söylüyorum suçlusu kimse, o çocukların vebalini kim aldıysa baksın, çıksın ortaya. Eğer ki bir vebal varsa içinde çıksın ortaya. Ben eğer ki yine söylüyorum benim ailemden bir şey çıkarsa amenna. Başım gözüm üstüne derim ki gider ayaklarına kapanır yalvarırım da. Yani o kadar özür de dilerim. Çünkü böyle bir şeyi ne ben kaldırabilirim ne o çocuklar kaldırabilir. Şimdi bazı Buse ablayla normal bir sohbet havasında konuştuk. Hani bazı söylediklerimiz belki şey olmamış olabilir ama hani bununla ilgili Uğur'un mesela ablası da orada. İki günde bir, zaten üç günde bir en kötü babamın arabasının orada olduğunu zaten biliyorlar. Yani benim babamın arabası zaten üç günde bir orada. Uğur'u ben de almaya gidiyorum. Çocukların doğum günü için en son 28 Mart'ta ben almıştım mesela.
evinde. Ehliyeti olmadığı için arabasında da ipotek var. Hani bu yüzden... Babanızla arasında ya da sizin aranızda Uğur'un bir para alışverişi var mıydı, borcunuz, harcınız birbirinize karşılıklı olarak? Şöyle, borç olarak biz Uğur'a hiç para vermedik. Çünkü Uğur açıkça biliyor, duyuyorsa da bizi. Babam çocukları görebilmek için hani Uğur'a biraz böyle hani şey bile yapıyordu böyle. İşte para veriyordu, işte alkol alıyordu. İşte... Ama az önce Eda, stüdyomuzdaki Eda burada devreye gireceksiniz. Bakın arkadaşlar, şöyle bir şey var. Hani bölmeyeyim diye. Şimdi ben şey mesela Fırat Bey'in dediğini anlıyorum. Fırat Bey diyor ki yani bizim işte çocuklarımız var, birbirimize bir şey söylemeyin. Evet. Fırat Bey, bunu anlarım. Siz zaten çocuklar herhalde iyi olsun diye birbirinize hiçbir şey söylememişsiniz. Evet. Çok da güzel bir ilişki sürdürmüşsünüz. Evet. Bunu da takdir ederim. Evet. Ama şimdi orada da birisi kayıpken artık şimdi bu ilişki falan filan bir kenara atılır. Ben mesela şunu da anlayamam. Allah nurlar içinde yatırsın. Yani kardeşiniz şüpheli bulduğunuz bir ölümü var. Sonuçta bundan ister istemez Uğur'u da sorumlu tutarsınız. Evet. Yani keşke olabilir böyle yani. Olmayaydı diye. Şöyle söyleyeyim abla. Tabii ki Uğur'u biz şüpheli tuttuk ama Selda abla sanırım söyledi. Selda ablanın da dediği gibi kardeşimin antisosyal kişilik bozukluğu vardı. Yani çift kişilik yaşayan bir insandı. Bu yüzden kardeşim sürekli evden kaçıp giderdi. Hani bağlama mevzusu, bağlanan insanı biz zaten evden yani kaçıramayız. Hayır yani kardeşim... o laf olsun diye söyledi onu ya. Neyse, lafım aslında sorum şuydu. Az önce Eda demiş ki gösterdiğimiz apartmanın 3. katını alabilmek için kayınpederine 30 bin lira verdiğini söylemiş. Mesela yani kayınpederine değil, orada oturan şahısa 30 bin lira vereceğiz. Sonra işte senet yapacağız. Bu adam parayı ödeyemeyince evi elinden alacağız diye Naciye Sezer Uğur'a söylemiş. Bunu Uğur bana kendisi anlattı. Bana da anlattı. Kayınvalide bu şekilde anlatmış. Uğur da dedi ki abla gideceğim, böyle bir şey girme dedim. Senin paraya ihtiyacı yok, girme böyle bir şeylere dedim. Ağlayanın malı gülene hayretmez. Biz öyle yaşamadık. Nasıl olacak 30 bin lira verecekti an önce? Yani 30 bin lira borç para verecekler, öyle mi? Adam paraya sıkışmış. Demiş üçüncü ki, katta oturan evet, kişi. Evet, üçüncü kattaki Naciye Sezer de diyor ki Uğur diyor, gel sen yani buna diyor para ver. Bu adam işini görsün ama ödeyemezse diyor ev senin olur diyor. Uğur benzin istasyonunda çalışıyor. Nereden 30 bin lira parası var? Uğur'un arabası vardı, sattı, hani nakit parası vardı elinde. Bu şekilde teklif ediyorlar. Peki? Vermiş mi? Onu bilmiyorum. Verip vermediğiyle alakalı bilgim yok. Uğur'un bana anlattığını söylüyorum. Fırat Bey, böyle bir şey oldu mu? Önce şunu söyleyeyim Müge abla. 30 bin liraya nereden daire alabilir? Daire alır demiyor. Borç para verecekmiş. Herhalde evi ipotek gösterdi. Borç para verecek. Ödeyemezsek de evi senin olur demiş. Abla, arsanın tamamı benim üstüme. Neyi ipotek göstermiş pardon? Sonradan bunu söylediler ama. Sonradan söylendi bu. Dedi ki Naci Hanım'la konuştuk biz. Benim üstüme bak. Hadi annemler babamlar anlaşmış diyelim. Benim üstüme nasıl verebilirler? Fırat bak, ben seni kardeşim gibi seviyorum. Biliyorsun o ailede en çok sevdiğim insan sensin. Ondan sonra diyorum ki Naciye Sezer, yani annen Uğur'a bu şekilde söylemiş. Uğur gelip bana kendisi tek ağızdan anlattı. Ben de girme bu işe dedim. Bunlar aralarında yaptı veya yapmadı, ben bunu bilemem. Uğur'a anlattığını söylüyorum. Anlattığını söylüyorum. Ben bunu gerçekleştirdiler mi veyahut da böyle bir şey hiç olmadı mı, hayal ürünü mü, ben bunu bilemiyorum. Ben sadece size duyduklarımı, bildiklerimi anlatıyorum. Seni de üzmek istemem Fırat, yani ben seni gerçekten çok seviyorum. O ailede de tek çocuk sensin yani. O ailenin içindeki tek insan evladı sensin benim için. Benim gözümde. Seni üzmek istemem. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Ben amacım burada ne annemi babamı aklamak ne bir suçlu aramak. Benim amacım burada Uğur'a yardımcı olmak. Ben normalde Buse ablaya söyledim. Ben dedim ki yardımcı olabileceğim bir noktada ben bağlanacağım dedim. Yok çünkü... kardeşim. Ben zaten sizi asla suçlamak gibi bir niyetimiz yok. Görüntülerden dolayı polisler zaten yola çıkıyor. Biz kimseye siz yaptınız ettiniz demiyoruz. En son görüldüğü yerden başladı dava. Peki ama siz diyorsunuz ki Uğur yasa dışı işlerle çek, senet, fuhuş, yasaklı madde. Anacığım hiçbiri yani kalmamış yani. Onlarla uğraşıyor demişsin. Bir saniye. Şöyle söylediklerimiz bazen çarpıtılıyor. Ben fuhuş demedim. Birincisi fuhuş demedim. Evet. İkincisi yasaklı madde ticareti diye ben söylemedim. Başka birisi söyledi. Kim söyledi? Ben sadece seni söyledim. Çek senet işi yapıyordu. Sahte fatura işi yapıyordu. Ablaları da biliyor. Sahte fatura değil o.
Biz bunu girişte de konuştuk. Benzin istasyonlarının genelde bu fiş şeyleri olur. Duymuşsunuz, naylon fatura mı diyorlar? Ben tam olarak bilmiyorum. Mesela bir aynı otobüs oradan sürekli mazot aldığı zaman bir prim sistemi gibi düşünün. Fişleri biriktiriyor aynı plakadın. Onları mesela benzinliğe mi veriyor artık, otobüs şoförlerine mi veriyor? Oradan prim alıyor. Bu sistemi ben daha yeni öğrendim zaten. Ben de bilmiyorum da ne bileyim. Anladım. Tamam, şeyi kim söyledi, kadın falan meselesini? Yok, hani o yasak bir şey, illegal bir şey olduğu için söylemek zorunda kaldım. Hani benim amacım bunları söyledim. Ya Uğur, suçlu Uğur'u bunları bulun değil. Bunların üzerinden diyorum. Belki birisi gitti sahte fatura işinden bir şey oldu, tartıştılar. Belki buradan bir şey çıkacağından dolayı ben söyledim. Ben de o yüzden soruyorum. Şimdi kadın deyince, ya ben size bir şey söyleyeyim. Ya Türkiye'de geçen gün bir arkadaşımla onu konuştuk. Yani Türkiye'deki cinayetlerin büyük ölçüdeki motivasyonu zaten bu. Sözüm ona aşk meşk meselesi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.